Merhaba değerli velilerim. Matematik defteri kullanımı ile ilgili bir takım bilgiler vereceğim size. Burada ben sizler için yazdım birazcık. Nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda birkaç not aldım. Bunları sizinle paylaşacağım. Öncelikle sayılarla başlayalım. Sayıları iki kareye sığdırıyoruz. Bakın. İki kare. Evet. İki kareyi kullanarak yazıyoruz sayıları. Bakın şurada biri iki kareye sığdırdık. Evet, yine 2'yi 2 kare kullanıyoruz. 0 biraz taşabilir, o çok önemli değil. Ama mutlaka şu iki çizgiyi arasına yazacağız. Şu iki kareyi kullanacağız yani. Şu iki kare arasına sayımızı yazacağız. Mesela 3 yazalım. Evet. Evet, bu iki kare arasını kullanıyoruz sayıları yazarken. Evet, her sayıyı ayrı bir kareye yazarsak daha hoş bir görüntü olur. Buna dikkat edelim. Arasında iki kelime arasında nasıl iki boşluk bırakıyorsak iki sayı arasında da defterimizi yazarken, ritmik saymada yazarken iki tane boşluk bırakalım. Daha güzel o görüntü olur. Buna dikkat edelim. Yazıları yazarken de yine büyük harfleri iki kare kullanıyoruz yazarken. İki kare kullanıyoruz. Yani üst çizgi ve alt çizgiyi kullanıyoruz. Küçük harfleri yazarken tek bir kare içine sığdırmaya çalışıyoruz. Tek bir kareden kastım şu iki çizgi arasına sığdırmaya çalışalım. Bakın Y harfini. Evet, bakın. İlk kısmı bir karenin içinde. Kuyruk kısmı bir karenin içinde. Kuyruğu olan harfleri de yine aynı şekilde İki kare kullanarak yapıyoruz. İki kare kullanarak yapıyoruz. İki cümle arasında, iki satır arasında da iki kareye boşluk bırakıyoruz. İki cümle arasında, iki satır arasında iki boşluk bırakıyoruz. Evet, yine iki kelime arasında iki boşluk bırakıyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz. Evet, büyük harflerin yukarıdan üstü var ise yine yukarı çizgiye kadar değdiriyoruz. Tıpkı güzel yazı defterimizde olduğu gibi. Yani bir nevi yani güzel yazı defterinde de 3 tane çizgi var. Aslında şöyle 3 tane aralık var aslında. Şu 3 aralık. Yine onu da burada da bu 3 aralığı kullanıyoruz yazı yazarken. Büyük harfleri yazarken yine yukarıdan başlıyoruz. Üst çizgiden başlıyoruz. Şu şekilde yazıyoruz. Eğer kuyruğu olan harfler olursa da bakın yine 3 aralığı kullanırken Y sesini yazalım. Yine Y sesini yazarken de yine ortadan başlayıp arttaki çizgiyi de kullanıyorum. Bu şekilde yazıyoruz. Toplama yaparken, çıkarma yaparken bunlar ilerleyen zamanlarda alt alta toplama çıkarmayı da göreceğiz. Biz şu an yan yana toplama çıkarma yapıyoruz. Bununla ilgili bunu defterimize yazarken şu şekilde yine iki kare kullanıyoruz ama bakın burada boşluk bırakmadan yazılmış. Biraz karışabilir. Çocuklarımız yazarken karışabilir. Onun için şu şekilde arasında birer boşluk bırakarak evet toplama işareti evet 4 boşluk bıraktım bir tane. Toplama işareti. Yine boşluk. 5. Yine boşluk eşittir. Yine boşluk. 9 şeklinde yazdım. Bu şekilde yazmak biraz daha karışmaz rakamlar birbirine. İşaretler de birbirine karışmaz. Daha güzel görünür. Şimdi niye 2 kare kullanıyoruz? Bazı yerlerde tek kare içinde de yazanlar var. Bu şekilde yazmak daha kolay. Çünkü kareler bize kılavuzluk ediyor. Mesela bir harf yazalım. Ne yazalım? E yazalım. E yazarken bakın E sesini yazarken yine bakın ben karenin kullanarak bana kılavuzluk ediyor. Ne yazayım? Evet yine N yazarken de N bana biraz taştı ama biz taşırmadan yazıyoruz. N çizgiler bana bu kareler bana kılavuzluk ediyor. Daha güzel yazmamıza olanak sağlıyor. Buna dikkat ediyoruz. Evet, alt alta yazarken de bakın şurada yine alt alta yazdık. Yine birbirine içine geçme gibi durum söz konusu olabilir. Buna
meydan vermemek için. Bakın burada alt alta yazarken de birer tane boşluk bıraktım. En sonunda boşluk bırakmadım. Buna dikkat edelim. Alt alta yazarken de toplama çıkarma yaparken işlemleri yaparken sayıların alt alta gelmesine dikkat ediyoruz. Sayıların evet 3'ü buraya yazdık. 4'ü de şuraya yazıp toplarsak olmaz. Evet böyle olmaz. Ya da 3 burada 4 burada. Basamaklar daha basamaklar öğrenmedik ama onlar birler. Yani onlarla birlerin öğrendik. Onlarla birler. Mesela buraya 12 yazdım ben. 12 ile 4'ü toplayacağım. Evet burası birler basamağı. Burası onlar basamağı. Evet 4'te onlar basamağı yok. 4'te onlar basamağı yok. Onlar basamağı olmadığı için bu sayıyı birler basamağın altına yazmam gerekiyor. Toplarken de birlerle birleri toplamamız gerekiyor. Aceleyle yazdım bunu. Bakın birler ile birleri alt alta yazmamız gerekiyor. Onlar ile bunun onlar basamağı olmadığı için burası boş kalıyor. Onlar ile de onlar basamağı alt alta yazması gerekiyor. Onun için bu şekilde basamakların alt alta gelmesi için bize fayda sağlayacak aynı hizada yazmamız. Buna dikkat ediyoruz. Neleri yanlış yapıyoruz? Neleri yanlış yazıyoruz? Bununla ilgili şurada birkaç tane yazdım ben. Evet. Karenin içine tam sığdırıyoruz. Bakın burada. Biraz küçük kalmış. Buna dikkat edelim. Aradaki boşluk yine 2 olacak. Bakın burada tek boşluk bırakılmış. Y, Ö'ye değmiş neredeyse. Arada büyük harf olduğu zaman mesela bu A aynı altında olsaydı Y ile birleşmiş gibi gözükecekti. Buna dikkat ediyoruz. Başka bakın şurada Y sesini yazmışım. Tek karenin içine sığdırmışım. Tamam küçük harfler tek kareye sığacak ama bunun kuyruğu var. Kuyruğu olduğu için bakın burada doğru şekilde yazılmış. Kuyruğunu aşağıdaki kareye indiriyoruz. Başka yaptığımız hatalar. Bakın 4 rakamı yazmışız. 4 rakamını tek karenin içine sığdırmışız. Ama sayılar yazarken, rakamları yazarken 2 kare kullanırsak daha güzel olur. Buna dikkat edelim. Aynı şekilde bakın büyük harfi yazarken ne yapmışız? Yukarıya değdirmemişiz. A'yı yazarken şu evet bu şekilde yazmamız gerekiyor. Buna dikkat edelim. Başka evet bir de şu bakın bu çizgiden başlamış bu çizgiden devam etmiş. Bunu aynı hizada yazmaya dikkat edelim. Aynı hizada yazarsak daha düzgün olur. Buna da dikkat edelim. Bir de noktalama işaretlerini kullanırken iki kareyi kullanıyoruz. İki kareyi de kullanarak noktalama işaretini büyük harf gibi düşünebiliriz noktalama işaretini. Buna dikkat edelim. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum.